Hayriye. He gülüm. Ya ben partiyi çok merak ettim. Şöyle gelip de uzaktan 2 dakika baksam olur mu? Olur, gel bak. Heh, geliyorum, tamam. Bildan da gelmiş, görmüş mü? Keyifler nasıl? Beğendiniz mi? Ay Songül Hanımcığım, ne yalan söyleyeyim. Ben çok etkilendim. Az önce lavaboya giderken eve şöyle bir göz gezdirdim de şahane dekor etmişsiniz. Çok mersi. Yani özel bir şey de yapmadım. Aslında biz sizi bir gün bizim vakfa davet edelim. Eminim çok katkısı olacaktır Meyra, ne diyorsun? Tabii, neden olmasın? Çok sevinirim. Gelirim. Ay, harika oldum valla. Pardon, tuvalet ne tarafta acaba? İlade sağda efendim. Teşekkürler. Hayriye'yi gördünüz mü? Bilmiyorum. Songül Hanım'ı? Bahçede misafirlerin yanında. Aa, ara sıcaklardan alın birer tane. Gerçekten çok mersi, beğeneceksiniz. Mersi. Songül Hanımcığım, aslında şu aramızdaki sizi bizi kaldırsak diyorum. Nasılsa artık komşuyuz, öyle değil mi? Kaldıralım tabii. Hı-hı. Seve seve. Merhabalar. Merhabalar. Eşim. Yiğit efendim. Memnun oldum Songül. Çok memnun oldum. Çok güzel bir parti. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Ben ablama şey Yavuz, ya ben de sana bakıyordum nerede kaldın diye ya. Ya iyi misin? İyiyim. Heh, gel, gel sen evin sahibiyle tanıştırayım, gel. Songül Hanım sizi yeni iş ortağımla tanıştırayım. Yavuz, Songül Hanım. Sen ne yapıyorsun burada? Memnun oldum. Ben de. İyi akşamlar. Yavuzcuğum, vallahi ne iyi ettin geldin. Ayağına sağlık. Ne konuşmak istiyordun? Ben acil deyince merak ettim. Şu bizde inşaat işine girmek isteyen adamlarla görüştüm bugün. Aslında bugün buraya seninle bunu konuşmak için geldim. Bak, ben bu işleri bıraktım. Uzak duruyorum artık. Ama bu herifleri saniyesinde gözümden tanırım. Bunlar sağlam topuç değil, haberin olsun. Ya o iyi de çok heveslilerdi bu inşaat işi için. Sorun orada. Biraz fazla hevesliler. Bak, biz seninle bu işe girersek benim başım tekrar belaya girer. Bu sefer kurtaramam. Sen de tüm servetini kaybeder, dımdızla kalırsın kardeşim. Haberin olsun. Anladım. Ya Yavuz, yani senin bu huyunu o kadar çok seviyorum ki. Yani benim görmediğim şeyi şıp dadanak görüyorsun ya. Beni çok mutlu ediyor gerçekten. İyi.
Ben gidiyorum o zaman. Tamam. Tamam, ayağına sağlık. İyi ki geldin. Sağ olasın. Görüşürüz Arif. Görüşürüz. Bir baksana. Bakıyorum. Sen hayırdır ya sen? Ne yapıyorsun burada? Ortağım davet etti, geldim. Ne oldu? Ortağım davet etti. Tam bizim olduğumuz eve. Ha? Ablamın verdiği partiye. Ablanın verdiği partiye. Evet, yani aynen öyle olmuş. Tesadüf işte, ne yaparsın? Tesadüf. Sen kimsenin karşısına tesadüfen çıkmazsın. İyi bilirim. Söyle, ne iş çeviriyor? Burada bir şeyler çeviren birileri varsa o da sizsiniz Hayriye. Ama merak etme. Sırrınız bende. Güvende. Eğer olayları duyup öyle kendince merhamet edip yardıma geldiysen. Hayriye, ben sana bir türlü anlatamamışım galiba. Benim seninle işim bitti. Öyle bir değerin yok benim için. Anladın? Peki yolladığın paralar? Sen yolladın, inkar etme, biliyorum. Evet, ben yolladım. Ne? Birlikte bir iş yaptık. Sen de payını aldın. Hesap kapandı. Kimsenin kimseden alacağı vereceği kalmadı yani. Hesapları ortaya dökecek olursak sen altında kalırsın ama. Neyse. Tesadüfen de olsa seni gördüğüme hiç memnun olmadım. İnşallah bir daha da karşıma çıkmasın. Kimseye bakıcılık yapmana gerek yok. Sen benim eşim olacaksın. İşinin başında patron olacaksın. İstersen Songül ablanları da alırsın yanına. Ne diyorsun? Hepsini okumana gerek yok Hayriye. Yorma kendini. Bu prosedür sadece. Ne? Evlendikten sonra hemen başlar bir şey. Ha? Nerede kal? Hayriye bayraklar. Buyurun benim. Hakkınızda kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından yakalama kararı var. Bizimle emniyete geleceksiniz. Sanıkla bilerek yakınlaştım. Bana olan duygularını biliyordum. Evlilik vaadiyle kandırıp güvenini kazandım. Sonra işte şirketle ilgili o malum. İmzaları attırdım. Anlaşmalı boşanma kağıtlarını avukata hazırlattım. Ben imzaladım, sen de imzala. Bitsin bu evlilik meselesi. Niye böyle yapıyorsun bilmiyorum ama inanmıyorum sana. Değil sevmek, ben acımadım bile sana. Çıkarım söz konusu olduğunda ben kimseyi tanımam. Hiç kimseyi. İçecekler bitmiş de yeni gelen şişeleri bulamadık. Hayriye Hanım. Ne, bir şey mi dedin? Yeni gelen şişeler ne taraftaydı? He. Gel göstereyim. Parti hepsi. Her şey mükemmel. Aynen. Meyra'nın partiler yanında sönük kaldı. Songül Hanım'ın elbisesi de çok güzel, çok yakışmış. Çok memnun. Bir şey söyleyeyim mi? Harika olmuş ya, nefis olmuş bunlar ya. Ay ne yedin artık, yeter. Bırak şunu. Ama çok güzel olmuş hayatım. Meyra, Songül'le konuş. Kimle çalıştıysa mutfakta onun telefonlar lazım olur bize. Ay ne diyorsun ya? Köfte kokuyor her yer, kebap salonu gibi. Gidebilir miyiz artık lütfen? Hadi geç oldu. Ne dedim şimdi ben ya? Sude'cim, Mert, hadi gidiyoruz. Gençler hadi. Hani? Siz de mi gidiyorsunuz? Öyle oldu. Çok teşekkürler her şey için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayaklarınıza sağlık. Umarım iyi bir gece geçirmişsinizdir. Çok. Dernek konusunda da haberleşiriz. Tabii. Aa, o mesele. Ay, jüri de seni çağırmıştı değil mi? Biz az önce konuştuk. Şimdi şöyle, bizim derneğe herkesi almıyorlar. Dün bir, bugün iki. Haklılardı tabii. Tanımak isterler, referans isterler. Yani sonuçta paranın bile çözemediği şeyler var hayatta. Anladım. Ay bozulmadın değil mi? Yani kuralları ben koymuyorum gerçekten. Yok yok. Bozulmadım canım. Niye bozulayım?
Tekrar iyi geceler. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Falafel yıkılıyor gerçekten. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Kusura bakmayalım ya. Memnun oldum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Abla, gitmiş bunlar. Nasıl geçti? Öyle güle güle mi gittiler yoksa bir daha görüşmemek üzere mi? Nasıl oldu? Yok, bu Meyra benim aralarına girmeme izin vermeyecek belli. Sen derneğe de gelemezsin dedi. Yani kibarca bana sen bizim aramıza giremezsin diyor. İyi yapma ya. Ay ben ne diyorum? Ay niye? Ya sen nasılsın? Ha, nasılsın? İyi, o malum şansa soruyorsan abla iyiyim ben iyiyim. Valla hiçbir şeyim yok, aslan gibiyim yani. Hiçbir etkisi olmadı bana. Konuşmaya değmez. Ne demek konuşmaya değmez ya? Sen neler yaşadın? Daha yeni atlattım. He abla, sen de söylediğin gibi atlattım, bitti. Tamam mı? Güven bana, bitti. Biz şimdi bir durumumuza odaklanalım. Nasıl odaklanacağız Hayriye? Önce benim şunu aklım almıyor Hayriye. Bu Yavuz nasıl oldu da buldu Arif'i buldu? Ha? Ortak olmak için. Bu nasıl bir tesadüf yani? Evet abla, ben de o konuda bir küçük müdahaleme ettim. Gittim bundan konuştum malum şahsa. Yok yok, öyle değil. Yani sakin sakin, sadece bunu sordum. Merak etme. Tesadüf dedi. Allah Allah. Nasıl tesadüf yani? Evet. Enteresan. Çıkar altındaymış. Neyse abla ya, şimdi sen bırak onu. Bırak onu. Bırak. Yani biz... Abla biz ne yapacağız ya? Biz yine aynı yerde miyiz yani? Biz daha kötü bir yerdeyiz Hayri. Şimdi bir de Yavuz'la uğraşacağız. Vallahi abla çok istemişsin ya. Keşke beleşe verseydin beni. Kızım niye öyle diyorsun ya? Fırsat ayağımıza geldi işte. Sen içeri gireceksin. Ben de Süheyla'yla iyi arkadaş olmaya başladım. Daha ne isteriz yani? Ver tamam, yeter o, yeter. Ver. Para isteyebiliriz abla mesela. Ha? Üstünde Yunus Emre olanlardan mis gibi. Ondan isteyebilirdin yani. Bak burada tencere kaynatıyoruz biz. Bize de para lazım değil mi? Bu insanlar para vermiyorlar. Hayriye, bu hayatta paradan daha önemli şeyler var. Sen zaten hep patronun yanında ol sarı sendika. Ne alakası var canım? Ben hepimizin iyiliği için diyorum. Ver. Ablamla baş başa kalmak için yapıyorum demiyordu. Hayriye abla, bu gerçekten büyük bir fırsat. Farkındasın değil mi ya? Hay sen neden bu işe bu kadar böyle ayak diriyorsun? Ben anlamadım yani. Vallahi abla, ben de senin hislerini anlayamıyorum. Yani yüzüme söyle Hayriye, ben seni sevmiyorum de, açık olsun. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? O insanlar pinti abla, pinti pinti. Yani Medine'yi verdiğin fahiş fiyatlara beni veriyorsun beleşe. Medine'nin evinde robot süpürge var, bende tırtıklı el süpürgesi. Medine'nin evinde bir adet yakışıklı var, bende pinti. Ayrıca yani o pintinin iş arkadaşının da malum şahıs olduğunu hatırlatmak da istemiyorum da. O yüzden sen şey yapıyorsun kızım, ben hiç düşünemedim ya. Yavuz'un ortağı o. Yok, onda şey değil yani, onunla ilgisi yok. Benim zaten zamanımı alacak biri değil bir kere yani. Sadece ya pintiyle uğraşmak zor, o açıdan diyorum. Ah gülüm Hayriye. Bak ben vallahi düşünemedim. Yani hani Yavuz da ortağı olarak eve gelir, eder. Aklıma bile gelmedi. Yok, sen istemiyorsan söyle yani. Bu senin vereceğin karar kızım. Yok yani. Nasıl da süslemiş ya? Yine ya. Şu yemeğin ismi neydi? Zeytinyağlılar da geldi. Şöyle koyayım. Pilavın maşasını unutmuş, onu getireyim. Tüm bunları bir saatte mi yaptı ya? Evet. Ben kendimi ilk defa şu anda zengin gibi hissediyorum. Zenginiz ya zaten karıcığım. Onu pek hissedemiyoruz ya Tarık'cığım. Tamam ya. Bundan sonra hissedeceğiz. Son bir sağ olsun. Sen bak. Yo yo. Siz rahatınıza bakacaksınız, ben kapıya. Buyurun. Bunların standartları da ne düşük ya. Kapı açıyoruz diye seviniyorlar. Zengine zenginlik öğretiyoruz.
Hoş geldiniz Pinti Bey. Arif Bey. Sen kimsin ya? He, Hayriye ben. Eşiniz hanımefendi bahsedecekti telefonda ama herhalde çok yazmasın diye az konuştu. Ya doğru doğru. Söyledi. Yeni kadın ha? He, yeni kadın. Maşallah Hayriye. Evi stadyuma çevirmişsin. Bütün ışıklar açık. Bak sana söyleyeyim, bunların hepsini maaşından keseceğim, haberin olsun ha. Bir de boşta çıktık. Ne dedin? Şey, misafiriniz gelecekti. Gelmedi herhalde. Geliyor geliyor. Telefonla konuşuyordu. Ha. Arayacağım. Gel Yavuz, gel. Gel. İyi akşamlar. Vallahi Yavuz son anda su koyuverecekti ama tuttum kolundan getirdim. Neyse ki bayılır su koyuvermeye, hayret. Yani iyi ki de getirmişim. Yemekler efsane olmuş. Özellikle şu patlıcana bayıldım ya. Efendim şunları biraz kenara alalım. Çünkü gecenin starı geliyor. Be patlıcan geliyor. Çok ya. Güzel yaparım ha. Bundan almamışsın bak. Ben sana kendini yorma dedim. Hiç dinlememişsin hayatım. Yani çok uğraşmışsın. Biz dışarıda yerdik. Ay dışarıda ne koyuyorlar içine bilmiyoruz. Hem ben bunu güzel yaparım. Benim gibi yapamazlar. Uğraş öyle. Çok güzel olmuş hepsi ya. Eline sağlık. Biliyor musunuz? Elimi hiçbir şeye sürmedim. Her şeyi Hayriye yaptı. Biliyorum. Yani şimdi yardımcı dururken sizin yapacak haliniz yok ya ondan. Elinize sağlık. Sen rızkın olsun. Ha? Afiyet olsun, afiyet. Hayriyeciğim. Bir sorsaydın önce belki Yavuz Bey karabiberden hoşlanmıyordur. Yok yok, sever o. Yani herkes sever karabiber, pilav. Bu ikili çok yakışır birbirine. Herkes bilir bunu. Evet, evet. Ben de öyle seviyorum zaten. Böyle çok acılı. İyi doğru bari. Tahmin. Tebrik ederim. Yavuz Bey, parmağınızda yüzük göremiyorum. Evli değilsiniz galiba. Yok, değilim. Hiç evlenmediniz mi? Yani bir kere evlendim. Ama yürümedi işte. Ha. Özel değilse neden yürümedi? Ya Süheyla, Allah Allah, adamı sık boğaz etmeyin, bırakın yemeğini yesin ya. Tamam, sıkıntı yok. Biz anlaşamadık diyelim. Anlaşamadınız. Ha? Neden anlaşamadınız acaba? Kandırdı mı sizi? Arkanızdan iş mi çevirdi? Duygularınızla mı oynadı? Hayriye, ne biçim konuşuyorsun ya misafirimizle? Yavuz, ya kusura bakma yani bugün başladı da işe. Hayriye, özür dile Yavuz Bey'den. Hayriye, ya kime diyorum ben? Özürlesene Yavuz Bey. Tamam Arif, tamam. Şu konuyu bir kapatalım. Önemli değil, tamam. Tamam. İyi, Arif Bey haklı. Özür dilerim beyefendi. Ben bir arkadaşım vardı da, yakın arkadaşım. O böyle bir şey yaşamıştı. Yani insan kötü insanlarla karşılaşınca şoke oluyor. Ben de onu hatırladım. Burada böyle o çıktı ağzımdan yani. Evet. Ben şu suyu doldurayım. Hadi kızım. Kusura bakmayın. Tamam. Çocuk? Çocuğunuz var mı evliliğinizden? Yok, olmadı. Merhaba. Allah Allah. Hay Allah. Kusura bakmayın, ben istemeden korkuttum sizi. Gitti Sürahi. Paramparça oldu. Süheyla Hanım çok kızacak bana. Yok canım, kızmaz Süheyla Hanım. Öyle biri değildir. Çok güzel Sürahi'ydi. Yapıştırırız. Yapıştırsak olmaz mı?
Olmaz. Olmaz. Bir kere karanıma bir şey yapıştırınca eskisi gibi olmaz. Dokunmayın siz, dokunmayın. Eliniz kesilir. Ben toplarım bunları. Yazık oldu. Ya bir tane sürahi ya sonuçta. Dünyada milyonlarca sürahi var yani. Bu sürahi de kırılsın. Ya bir tane sürahi kırılsa ne olacak? Ama çok sürahi dedim ben ya. Sen kimsin ya bu arada? Aa, ben Kerim. Arif Bey'in sağ koluyum. Ve aynı zamanda da yeğeniyim. Aa, Piti Bey'in mi? Aynen, ta kendisi. Kendini asla tutmamış, akrabasından bir şey yapıyor. Öyle de diyebiliriz. Hayriye ben de. Çok memnun oldum. Ben de. Şey, kusura bakma, ben kapıyı açık görünce öyle birden daldım yani. Hani çalmadım, girdim içeri, seni de korkuttum. Ana, kapı açık mı kalmış? Aynen, evet. Ay, ben fark etmedim ya. Şey geldi, misafir geldi, ondan fark etmedim yani. İyi ki sen girmişsin. Hırsız da girebilirdi. Düşünsene, bindin evine hırsız girse. Mahcup olurdum. Yani. Dur sen, tamam. Elini vurma, ben fıraş getireyim. Toplasaydım. Yok yok yok, dur. Tamam. Burası uzak olmuş ya. Biraz daha yakına taşınaydın. Gelseydin sana bir oda açardık. Tam giremedin içimize. Selam komşu. Bir selam yok mu? Yok, kalmadı. Dur. Dur, yardım edeyim sana. Bırak bana şunu. Ya bırak. Gören de iyi bir insansın sanacak. Ya bırak diyorum şunu. Ağır görmüyor musun? İnciteceksin şimdi, bir yerini ver. Ya bırak. Seni de istemiyorum, yardımını da istemiyorum. Zaten gideceksin buradan. Son günlerin tadını çıkar. Allah aşkına, sen mi göndereceksin beni? He, ben göndereceğim. Bırak inadı. Benimle iyi anlaşmaya bak. Bundan sonra hep yüz yüze bakacağız. Hep canım komşum benim. Ölürüm daha iyi. Hayriye. Merhaba Yavuz Bey. Hay Allah, siz bırakın lütfen. Ben hallederim onu. Hayır, sen de bırak. Ben aldım. He, ben ne diyordum zaten, koskoca iş insanı Yavuz Bey'in masayla ne işi olur? Aynen öyle. Aman aman, belini inciteceksin ya. Yok yok, sorun değil. Vallahi çok ağır ha. Sen ne zaman geldin görmedim. Demin geldim ya. Arif Bey'e bazı belgeler vardı da onları imzalatmam lazımdı. Tam çıkıyordum işte. Burası iyi mi? İyi iyi, gayet iyi ha. Aman. Oy. Hayriye, saçların çok güzel olmuş. Yani bu model çok yakışmış sana. Aa, saçım mı? Saçım mı güzel olmuş? bir şey yapmadım halbuki. Kendi saçlarım. Bir şey yok, bir değişiklik yok yani. Şey yaptım, kalkülümü açtım. Şey vardı, böyle öndeydi. Çünkü kalkül pişmanlıktır yani, herkes bilir bunu. Ben de öğrenmiş oldum. Yemek koyayım mı sana, bir şeyler ye? Şunları da şey yapsana sana. Yok yok, maalesef benim hemen gitmem lazım. Onlar oraya ha. Maalesef gitmem lazım. Şirketten beni bekliyorlar ama çok teşekkür ederim teklifin için. İyi o zaman, görüşürüz. Allah senin açıklığı versin. Görüşürüz. Kedicik'te bu ne oldu yine ya? Sabah sabah bile kendisini görmek zorunda kalıyor. İnsan bütün pozitifliği gidiyor. Dur bir dur. Bas korneye. Dur. Ha, güzel. Selam İsmail. Yavuz Bey, merhaba. Hayrola, böyle dağılmış nereye gidiyorsun? Son günün yanında çalışmıyor muydun sen? Evet, şoförlüğünü yapıyordum ama oradan ayrılmam icap etti. Ha. Bekle bir dakika. Bir işin yok yani şu an? Yani yok. Güzel. Değil tabii. Yani ben buraya taşındım yeni. Tanıyorum seni be. Böyle senin gibi güvenilir bir adamı yanımda isterim. Tabii sen de kabul edersen. Sağ olun Yavuz Bey ama kabul edemem. Neden? Hayriye çok üzüldü.
Yani olanlardan sonra biz onunla didişiriz ama Hayriye benim kardeşim gibidir. Yapamam. Gel sen benimle gel. Bir konuşalım, belki fikrini değiştiririz. İşte böyle İsmail. O çok merak ettiğin hikaye bu. Çok şaşkınım. İnan ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen zaten bir şey demeyeceksin İsmail. Sen susacaksın. Hiç böyle bir şey olmamış gibi davranacaksın. Bayriye çok üzüldü. Yani aslında sizin onun için hapse girdiğinizi bilse... o zaman belki siz yine... Hayır. Hayriye ve ben diye bir şey yok. Asla da olmayacak. Söz ver bana. Hiç kimseye anlatmayacaksın. Söz. Söz veriyorum. Sırrınız benimle güvende. Ne diyorsun? Benimle misin İsmail? Süreyya Hanım. Canım. Ben işleri bitirdim. Barbeküyü çıkardım. Izgaraların hepsini tek tek sildim, kuruladım. Etleri sosa yatırdım. Yarına lokum gibi olur. Artık izin verirseniz benim bir takım işlerim var. Onları halledeceğim. Tamam git sen git. Ay Hayriye dur. Dur. Senin bugün yaptığın yemekten koydum. Yavuz Bey'e götür bunu. Adam şimdi yalnız yaşıyor. Yeni de taşındı. Yemeği yapanı falan yoktur. O yüzden iyi olur. Al bakalım. Sizin yüce gönüllülüğünüz görünsün isterim ben. Yani o yüzden siz şey yapın. Sonuçta eşinizin ortağı ya desin ki... ay ne kadar kıymetli komşularım var desin. Bu açıdan siz götürün yani. Kızım sen dururken ben ne alaka ya? Ama siz kendi ağzınızla dediniz. Yalnız adam dediniz. Şimdi ben de yalnızım yani. Yakışık almaz. Hay Allah'ım ya. Yavuz Bey gibi biri sana mı bakacak? Tamam şöyle yapalım. Benim gönderdiğimi söyle. Olsun bitsin. Anlaştık mı? Bir de kabı bir ara geri alabilir misin? Çünkü Arif eksildiğini fark ediyor, kızıyor sonra. Durma. Sağ ol tatlım. Yani sınavın hayırlı olsun Hayriye. Aslında bu yemeğin içine zehir koymak vardı ama temiz çözüm. Neyse, ellerimle yaptım. Zehir zıkkım olsun derim, o da olur. Ana, açık mı bu kapı? İyi Allah açık. Almış da almış. Sanki çok yemek yapar. Ana, o tabaklar oraya mı konur ya? Her yeri toz olacak ya. Kadın eli değmediği belli. Ne yapıyorum ben ya? Ne arıyorsun? Yardım lazım mı? Şimdi de hırsızlığa mı başladın Hayriye? Hı? Ne hırsızlığı be? Ne diyorsun sen? Düzgün konuş. Kapımı çalmadan evime girmişsin. Ne yapıyordun? Böcek mi ilaçlıyordun? Çaldık herhalde kapını. Kapın çalmadı. Yani kimse duymadı. Baktım burası aralıktı. Süheyla Hanım yemek yolladı. Sana onu getirdim. Bırakıp gitseydin.
Ne karıştırıyorsun ortalığı? Karıştırmadım. Tabağı koyarken, geçerken gördüm resmi. Allah Allah ya. Afiyet olsun. Bir hırsızlığımız kalmıştı, söylenmedik. Niye saklıyorsun sen bu fotoğrafı hala? Yok, saklamıyorum ya. Öyle eşyaların arasında kalmış. Ben onun farkında bile değilim. Öyle mi? Unutmuşum. O zaman durmasın burada ya, boşu boşuna. Bir sürü eşya var zaten. İşe yaramayan bir şey bu. Nerede? Burada. Dursun ait olduğu yerde. Çöpte. Çok yerleşme ha, öyle boylu boyunca. Çünkü göndereceğim seni buradan. Benim buradan gitmeye niyetim yok. Alış bence, alış. Birbirimizin külüne muhtaç olacağız daha. Anam İsot, sen ne yapıyorsun burada hala ya? Hatinaş, bumerang gibisin ha. Atıyoruz atıyoruz geri dönüyorsun, yürü. Sen de bozuk kapı zili gibisin Hayriye, vır vır vır. Aa, bugün de herkesin bana karşı bir kırıcılığı tutmuş. Neyse, yürü. Ablam herkese seni kovduğunu söyledi. Görmesin kimse seni, rezil oluruz, yürü. Hayriye, ben burada Yavuz Bey'in yanında çalışıyorum artık. Tamam, şakanı da yaptın. Hadi, hadi. Şaka değil Hayriye. Gerçekten. Yavuz Bey işe aldı beni. Ne diyorsun sen İsmail ya? O adamın bana yaptığı onca şeyden sonra, senin bu kardeşine yaptıklarından sonra, bir de sen buna şahitsin. Sen bu adamla mı çalışmaya başladın? Ne yapayım Hayriye? Ekmek parası çalışmak zorundayım. Ayrıca sen biraz önce bana İsmail mi dedin, ben mi yanlış duydum? İsot'a ne oldu? İsot para uğruna kardeşini ve onurunu sattı, o oldu. Bir laf vardır bilir misin? Simit sat, onurlu yaşa diye. Ha? Simit sat, onurlu yaşa İsmail. Yazıklar olsun. Yavuz Bey, konuşsanız bilse Hayriye. Bilmeyecek. Sen de bana bir söz verdin, unutma. Şimdilik bilmeyecek. Senin bir ihtiyacın var mı? Boşlarını alayım mı? Bırak bırak ya, onları ben hallederim. Sen hiçbir şey yemedin zaten, gel şu köfteyi al. Ay şimdi görev başındayım ya, yiyemem. Ye ya, ne olacak? Bak hem arkandan ağlar sonra ha. Bu kısmetin artık senin, yiyeceksin. Şimdi sıcak dura, dilim yanar ha. Bak yaz. Şimdi yakmaz. Hay Allah. Afiyet olsun. Sağ olasın. Zaten görmüyor musun, herkesin keyfi yerinde ya. Senin lokmanı mı sayacaklar? Anam, ne kadar güzel olmuş bu. Vallahi bayıldım. Oy, tam sevdiğim gibi ha. Böyle dışı çıtır çıtır, içi sulu sulu, ellerine sağlık. Sen de İsmet Çakısı gibi adamsın ha. Vallahi bak. Evde yardımcı, arabada şoför, mangalda aşçı, her işe yararsın gibisin de. Yani Arif Bey'in şirketinde çalıştığımı da ben ekleyeyim tabii. Ha, ekle ekle. bir takım köftörler, köftörlükler peşinde. Geliyorum ben. Tamam, görüşürüz. İsmail. İsmail mi? Hala mı öfken geçmedi bana? Yok. Ben seni affetmek için bir formül buldum aslında. Eğer dediklerimi yaparsan seninle bir ateşkes imzalayabilirim. Dinliyorum. Bu sevimsiz niye gelmiş? Neyin peşinde ve her şeyden önemlisi hapisten nasıl çıkmış? Bana bu bilgileri getirirsen seninle barışırım. Ha, sen köstebek ol diyorsun bana. Köstebek de çok sevimli bir hayvan ama. Beni böyle aydınlatırsan köstebek gayet iyi geçeriz yani. Böyle bir şey yapamam Hayriye. Yapabilirsin İsmail. Söyleyemem dedim ya, olmaz. Sen biliyorsun da bir de bana söylemiyorsun ha? Sana İsot dememi istemez misin eski günlerdeki gibi? Yapamam. Hain İsot. Bütün İsotların içinde en acı olanı sensin, en haini.
Bundan sonra benim için artık koskoca bir İsmail'sin. Ne oluyor İsmail? Hiç Yavuz Bey. Ben de eve geçiyordum. Görüşürüz. Sen... Sen neden herkese benimle alakalı konuşuyorsun sürekli? Ne oluyor Hayriye? Millete beni mi anlatıyorsun? Yavuz kimdir? Yok. Dün Arif de söyledi. Abuk sabuk şeyler anlatıyormuşsun. Demin kadınlara da bir şeyler ötmüşsün. Biz nasıl durduracağız seni? Yok. Hayriye. Ne oluyor? Bak böyle devam edersen beni unutamadığını düşüneceğim. Ha. Kim ben mi? Ben seni çoktan unuttum be. Öyle mi? Buradan öyle görünmüyor. Göz doktoruna git o zaman. Çünkü çok unuttum seni yani. Epey unuttum. Öyle böyle unutmadım seni. İnsanlarla konuşuyorum şeyden yani. Seni unutamadığımdan, etkilendiğimden falan değil. Kinimden, nefretimden konuşuyorum illallah. Unuttum yani çok. Hatta yani bir sevdiğim bile var. Ne? Öyle işte. Aşk sağanak gibi bir anda geliveriyor. Kalbin ne kadar kırık olursa olsun yavaş yavaş iyileşiyor. Tekrar atmaya başlıyor. Ben gideyim işime bakayım. Bir eksik falan vardır. Malum bensiz yapamayan insanlar da var hala bu hayatta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.